Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de canlı yayınlarda yaptığımız çalışmalarla ilgili örnek bir soru hazırladım arkadaşlar. Bir üyemizden gelen bir soru. Beraberce beraberce değil, kendi başınıza yapmaya çalışın. Şimdi bu soruyu örnek dosyayı indirme linkini vereceğim. Önce ne yapılacağını anlatayım. Ne yapmanız ne yapmanız gerektiğini anlatayım. Burada çalışanlarımız var. Çalışan isimlerimiz var. Rastgele oluşturulmuş isimler. Burada da aylarımız var. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim gibi bakın tüm aylar buraya gelecek. Birinci yapmanız gereken ayları buraya getirmek. İkinci yapmanız gereken buradan herhangi bir ay değerini seçtiğiniz zaman şuraya ayların o ayki günlerin otomatik gelmesini sağlamak. Bakın buradan Mayıs'ı seçtim. Örneğin Ekim'i seçeyim. Ekim ayı geldi. Ay 30 çekiyorsa 30 gelecek. 31 çekiyorsa 31 gün gelecek. Bu şekilde. 3. yapmanız gereken seçtiğiniz ayın cumartesi pazarlarını bakın. Ekranda gördüğünüz gibi renklendirmek. Bu şekilde renkleri getirmek. Cumartesi pazarlara renk getirmek. Dördüncü yapmamız gereken buradaki en kolay kısmı burası. Kaç kişi çalışıyor, kaç kişi ücretli, kaç kişi YRT gibi şu kodların yani şuradaki kodların şuradan sayılarını buldurmak. Buradan eğer say kullanarak bunu bulduracaksınız. Ve son olarak da hatta son değil. Şuradan hangi ayı seçersek şurada bakın Ekim ayı diye geliyor. Buradan Haziran'ı seçersek Haziran ayı diye geliyor. Burayı da bu şekilde ayarlayacağız. Ve son olarak da buradan ben örneğin mayıs ayını seçeyim. Mayıs'ta bulunduğumuz için şu yukarıya bir tarih girdiğim zaman o tarihte yani örneğin 10 Mayıs'ta şurada 10 Mayıs'ta çalışanların yani ç olanların isimlerini buraya getireceğiz. İsimler buraya gelecek ve kaç kişi çalıştığı da şurada yazacak bakın. Çalışan 17 kişi diye yazacak. Örneğin buradan tarihi ben 25 olarak değiştirdiğimde o tarihte çalışan yokmuş. Ne zaman var? Örneğin 5-5'e bakalım. 5-5'e bastığınız zaman bakın çalışan 12 kişi diye gelecek. Soruyu tekrar edeyim. Birinci yapmanız istenen ayları buraya getirmek. Birinci veri doğrulamayla buradan aylar buraya gelecek. İkinci olarak hangi ayı seçerseniz o ayın tarihleri buraya gelecek. 30-31 gibi karşımıza gelecek. Üçüncü olarak o gelen ayın cumartesi pazarları sarı olarak ya da farklı bir renkte işaretlenecek burada. Dördüncü olarak buradan hangi ayı seçersek buraya o ay çalışma tablosu ismi otomatik gelecek. Mayıs seçersem Mayıs, Haziran seçersem Haziran. Beşinci olarak şuradaki Ç'lerin, Ü'lerin, Y'lerin sayıları buraya buldurulacak. Buralara buldurulacak. Altıncı olarak da şuraya bir tarih girdiğimiz zaman C1 hücresine bir tarih girdiğimizde o tarihteki çalışan kişilerin isimleri buraya gelecek. Kaç kişi çalışıyorsa onların isimleri buraya gelecek. Yedinci olarak da şurada da kaç kişi çalıştığını otomatikman buradan Excel yazacak. Örneğin 15 diyelim. 10'a bakın Temmuz'dayız. Şuradan da Mayıs'ı seçelim. Şu şekliyle çalışan 17 kişi ve isimler buraya otomatikman gelecek. Örnek dosyayı indirebilmeniz için linki paylaşayım. Şuradan vidoport.com ileri excel noktarar adresine girin. Buradaki rar dosyasını indirelim burar dosyasını indirdikten sonra açılan klasörün içinde dosyamızın ismini şuradan bakalım personel çalışma listesi dosyası bu dosyayı açalım ve bu örnekleri 7 soruyu yaptıktan sonra da cevaplarınızı şuradan infoid online eğitim sistemimiz olan infoidvidoport.com'a mail olarak atın lütfen daha sonra doğru yapanları cevaplayacağım. Doğru ya da yanlış diye ya da eksik diye bakıp cevaplayacağım. Hafta içi eğitimlerimizde de bunların çözümlerini beraberce yapacağız. Bayramın birinci günü için, arefe günü ve birinci günü için uygulama sınav sorumuz bu. Biraz zor bir soru. Yani çok basit değil ama dersleri takip ettiyseniz bazı şeyleri çok basit yapabilirsiniz. Şunları bulmaya getirmek biraz sıkıntı. Onda da farklı işlevleri kullanarak bir yapmaya çalışın. Çözümünü daha sonra Videoport üzerinden ya da YouTube üzerinden yayınlarız. Hepinize iyi bayramlar. Bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere.